Gerçek Kavga'dan herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugünkü konuğumuz Sabahattin. Ben Sabahattin Berk. The Legend. Ve Sabahattin. Ay, günler, aylar, yani neler geçti, neler geçti. 500 kere falan mesaj açtık. Bilginiz olur mu? Yani sonunda para da anlaştık, getirttim ben. Ama üste ben para veriyorum. Gerçekten ilk defa bir konuk bana para verme teşebbüsünde bulundu. Bunun detayını anlatmayacağım. Yorumlarda şey yapalım. Ama yani şöyle bir şey gördüm. Ben Sabah Tümer elinde bir zarfla, yani şöyle bir zarfla Seçkin'e bir ödeme yaptı. Ama ne oldu? Ama neden? Onu hiç bilmiyorum. Acaba neden? O bizim aramızdaki özel bir şey. Doğru. Bu arada öncelikle biz o kadar eski tanışıyoruz ki ve ben freelance makyaj hayatıma geçtiğimde ilk çalıştığım isimlerden biridir Sabah Tümer. Hatta ben sabah programa gidip oradan da Hande Atiye'ye gidiyordum. Hatırlıyor musun? Evet. Bir 12 yıl, 11 sene öncesinden bahsediyorum. Bu arsaların, evlerin sebebi demek ki o zamanki çalışmalar. Tabii. Anladım. Ben Mac'den çıktım. Freelance hayata geçtim. Televizyonda makyaj yapmaya başladım. Sabahdan çıkıp Hande'ye gidiyordum. Ondan sonra gündüz işim bitiyordu. Oturuyordum, yatıyordum evde. 3 saat. Çok da güzel çalışıyordum. Biz de belki gündüz programında başladık seninle. Yani 2 sene mi çekmişiz? 2009 mu? Evet. 2009. 2,5 Çünkü ben mağazada çalışıyordum. Sen ayrılmıştın dükkandan. Evet. Ayrıldım evet. Ve böyle bir doğru. İş gelmişti. Doğru. Bravo. Vallahi çok iyi hatırladınız. 2000, ben şu an hatırlayamazdım. 13-14 sene olmuş. Tabii. Belki daha en fazla. En zor dönemde. Çok. Sabah bir kere erken. Sen de çok sabah insanı değilsin. Değilim. Ve her gün haftanın 5 günü ve yazın ara verilmeden 2 sene süren bir program düşün. Çok. Çok az bir ara vermiştik ama yani şey değildi. Galiba. Ama zor bir program. Yani gündüz kuşağı. Ekip, afyon patlamadan şu yani hani buyur diyorlar. Ekip de zor. ekip de zor. Ben sizin bir programınızı çok net hatırlıyorum. Hepsini bu arada birçoğunu hatırlıyorum. TikTok'ta sağ olsun. Instagram'da sağ olsun. Full sizin viraller. Evet. Full sizin captionlar dönüyor. Ama hangisi? Bir program vardı ki harika avcıyla olan. Ya çişim seyrederken yani. Şöyle söyleyeyim. Ben böyle sizin yerinize Allah'ım şimdi nasıl kurtulacak şey yaptığınız diye. En çok zor program o muydu? Çok zor program. Yani çok zor program ben de dedim. Çok evet o da Seçkin de oradaydı. Zor programdı ama şimdi konuk bir anda çişim geldi diyor. Ve canlı yayın. Canlı yayın. Çişim geldi. Çişim geldi yani. Çişim geldi. Ben orada bir yırtınıyorum hani onu duyulmasın ve başka konuyu değiştireyim diye. Derken Harika Hanım devam ediyor. ben çırpınıyorum falan. Bayağı bir can çekiştim ben orada çok ama çok güzel oldu. Evet, çok müthiş. Kült program tabii, oldu. Peki sen şeyi hatırlıyor musun? Harika'nın programdan olan isteğini hatırlıyor musun mesela? Ne istedim? Mesela bu bir detaydır. Belki hatırlamıyor olabilir. Tulum giymişti. Hatırlıyor musun? İşte fırt diye anlatıyordu ya. Yani transparan vardır ya. Onu kestik. Şuradan bırt diye fırladı. O fırt başka bir de işemek için de tulumu çıkartamayacağı için ve tuvaletsiz bir kulis verdiğimiz için leğen istemişti. Hatırladın mı? Hiç hatırlamıyorum. Ay keşke bunları ben not alsaydım. Hatırlamıyorum. Kim ne istedi diye. Wow. Ben bunu çok iyi hatırlıyorum mesela. Kulis Rider'ında... Peki söyleyince hatırladın mı öyle bir şeyi? Yok. Bence Sabah Hanım'a söylemediler canım. Ekip onu dememişti. Bilmiyor yani. Hatırlıyorum. Yani tuvalet yoktu çünkü kuliste. Leğen getirin o zaman gibi bir şey. Çıkmak istemedik kulisten yani. Çok mantıklıydı aslında. Evet. Yani şeyde, bir Kendall Jenner'da Met Gala'ya giderken şampanya buz kovasını eşedi ya mesela arabada. Doğru. Onun gibi bir şey yani bu. Vallahi. Evet, gördün mü onu? Evet, yaparsın çok gelince yani tabii. Yapılır. Başka neler vardı sen hatırlarsın? Herkes geldi bu arada. Bütün işte Sibel Can geliyor bir gün. Tabii bir canım. İşte harika avcı. Ya öyle de şey konuk evet, var. Evet, şahane hep. Bir konuk skalamız vardı. Siz zaten gündüz kuşağının Oprah'ıydınız. Bence öyleydi. Evet, güzel. Öyleydi. Çok güzel programdı o ya. Çok. Ama çok ben biz bir anda var çok güzeldi diye diyorum. Ama bir şey söyleyeceğim benim çok hep çok. Her zaman o gece programı evet. Genellikle. Ben programı. Gecede daha mutluydum. Çünkü o çok belliydi. Ötekinde para kazanıyordum ama gecede. Mutlulukla maddiyat arasında. yok mu şimdi yapmıyor musun artık? Şimdi bu sene 10 sene mi oldu? Kaç sene oldu program yapıyorum? 5. En son şey mi yarışma? TV8'de yaptım. Tamam ben. Ay o yarışmadan hiç boş verin onu. Hiç yarışmada yapmayayım. Bu arada ne olur bulun. Fezilerin Didem Soydan ve Umut Eker'le beraber katıldığı bir bölüm varmış Sabah Tümer'le oyuna geldik de. Onu şuraya bir küçük verelim. 3 saniye falan. Çünkü o zaman laterallerim yok. Daha hepsi dişlerim çünkü yok. Çünkü.
şey yapmıştık ama çok eğlenmiştik. Biz inanılmaz eğlenmiştik. Ya, biz çok eğleniyorduk onun çekimlerinde. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok eğlenmiştik. Bitmiyordu yani. Kendimiz eğlenmekten bitmiyordu. Birbirimize girmiştik ama yani öyle herkes söyleyeyim. Herkes birbirine giriyor. Ben arayı çocuklar ya ödül yok bir şey yok. Ne olursunuz bir program çekiyoruz ya da eve gidelim artık. Bitirin şu kavga. Bu kadar. Ödül de mi yok? Kazananı ne? Madalya. Bu. O kadar. Duruyor madalya biliyor musun evde? Annemin evinde duruyor madalya. Yemin siz mi kazanmıştınız? Herkese verdiler sağ olsunlar onlar. Çok tatlılardı. Çok tatlılardı. Bu arada hemen hızlıca geçiyorum. Şimdi sabah bir şey soracağım sen geçmeden. Ben şimdi Mona Lisa gibi mi olacağım? Hayır. O başka bu başka. Yüzünün yarısı gülecek yarısı ağlayacak. Vallahi öyle olmayacak. Birebir sanki bir elden çıkmış gibi yapacağız. Ay şahane. Öyle olacak. Çünkü akşam da işim var da. Akşam ne işim var? Altın Yıldız benim şeyim sponsoru. Evet. Onun... Bu işte onun Wrangler'ın şeysi var tanıtım gecesi var. Ona gideceğim. Aa Berrak'ın gecesine gidiyorsunuz. Evet. Aa Berrak bizi çağırmadınız ama olsun sorun yok. Zaten gelemezdik. Berrak aşkım, kuzencim öpüyorum. Evet seni. Kuzen onlar. Biz Berrak'la kuzeniz. Gerçekten. Öyle diyor, öyle diyor. Berrak da öyle diyor, o da öyle diyor. Hani herkes şey yapsın, inansın diye. Ben date olur diye düşündüm. Aşkım senin ağzından Allah'ın kulağına artık. Ya inşallah. Yani ne bileyim, şimdi bu güzellik, bu seks apalite varken... Ya boşa gidiyor biliyor musun? Boşa niye gidiyor? Ama ben şimdi sabah ben... eskiden tanıdığım için bilirim yani böyle flörtözlü bir kadındır, sever ama hiçbir zamanda hani onu ben kimseyle böyle el ele magazinde günlerce, aylarca, evet, yıllarca... Çok şükür yakalayamadılar. Hani, yakalanmadın, nasıl peki, beceriyorsun onu? Yani... Çeken yere gitmiyorum. Ya aynen öyle oluyor, çeken yere gitmiyorsun ya da çekilecek kişiyle dışarı çıkmıyorsun falan gibi. Peki Sabah Hanım gerçekten insanlar arıyorlar mı? Siz daha iyi biliyorsunuz da şimdi ben bu mekandayım ve buraya gelin diyorlarmış, hiç bilmiyorum. Öyle diyorlarmış. Hep öyle duyduk işte. Ya bazıları var ki zaten hiç olmayacak yerde yakalanıyorlar. Muhakkak ki birinin haber... Ama eskiden haber veriyorlardı ama şimdi zaten yani selebritinin kendinin haber vermesine gerek yok. Herkes haber veriyor. Telefonla çekiyorlar. Telefonla çekiyor falan yani. Gossiplerde çıkıyor yani. O işler çok var. Ben de mesela basın var dediklerinde arka kapı var mı diye soruyordum. Bir herhalde milyon sorusu var seçkinin. Evet, yani öyle inanamadım. Daha yani. Başlamadı ki. İşte konuk Sabah Tümer olunca böyle 9 sayfa oluyor herhalde bunlar. Yani yer fazla yaparım. Ya. Şu an biri yok. Yani bekarsın. Bekarım. Ama böyle olmaz fazlasıyla, işte. Fazlasıyla bekarım. Ama siz istiyorsunuz diye böyle bekarsınız hayatım bence. Hayatım denk gel. Ya pandemiden beri bir denk gelme olayı, bir hoşlanma, bir flörtleşme. Bir adam kalmak diyebilir miyiz sana? Yok adam yani seçici olmazsan adam var. Doğru. E tabii. Aldım ağzını payını. Bir yudum su içeyim. Hemen. Yani bir bakıyorum herkes de buluyor anladın mı? Ben herhalde çok seçiciyim diyorum. Doğru söylüyorsunuz. Olabilir. Ama yani. Zaten seçmek de lazım. Yani öyle önüne gelenle de... Elma, marketten elma almıyoruz canım doğru söylüyorsunuz. Tabii ki yani aynen. Tanımak lazım. Hayır, ben şey düşünüyorum benimki herhalde... Gelecek daha. O kadar kallavi ki hani anca. Ama size de şimdi öyle bir şey. Öyle bir adam. Hiç eskilere dönen bir kadın mısındır? Mesela böyle eskilere... Bir dönem dönerdim. Biliyorum onun için sordum. Bir dönem dönerdim, artık kestim. Ha, bitti gitti o. Çok sene önce kestim. Çok eskiden bahsediyorum. Yani o enerjiyi şey yapmayayım yani döndür aynı enerji. Evet, yenisine böyle... yer açmak için kestim ama o işte herhalde evren algılamadı kestiğimi. Bu enteresan bir dönemdeymişiz zaten. Özellikle 5-6 Mayıs'tan sonraki bu retro tutumlar falan. Hayatında bırakamayacağım diyeceğiniz bir sürü şeyi bırakıp yenilerinin geleceği bir dönemmiş. Diliyorum öyle ayaklarınızı yerden kesecek bir aşk nasip etsin Allah size. Amin. Yani her adam gibi adam düzgün. Sabah 9 yani. Akşam 5 çalışan, evde şey yapmayan. Yani çünkü öyle evde de olmasın değil mi? O kadar değil yani. Kim diyordu ben sevmem? Seda Hanım, Seda Sayan. Diyordu ya hani adam dediğin 9'da çıkacak, 6'da gelecek ben evdeki asla sevmiyorum diye. Yani işi var adam kendi. Seda kendi çıkıyor zaten 9'da. Doğru. Tam yukarıya şimdi sabahın. Peki şimdi Sabah Tümer'le kafayı değiştir. Yeni ben gördüm bu Boğaziçi Üniversitesi'nde başlamışsın galiba sonunda. Çünkü bir sürü şey vardı işte pandemiydi üstüne deprem vesaire bir sürü olay oldu. Sen sanki daha önce başlayacakken başlayamadın gibi hissettim. Ay sen ne kadar çok şey biliyorsun benim doğru aklımda. Mu? Çok doğru. Doğru. Sabah dün 15 gün sizi konuştuk diyorum Los Angeles'ta biz. Üzerine o videolar şeyler falan full konuşuldu. Hayır yani. Ya bu çok eski bir projeydi doğru söylüyor. Ve çok az insan da biliyordu zaten. Ben, işte pandemi başladı. O oldu bu oldu falan. Bu sene şeyde başladım. Aralık'ta başladım aslında. Sonra işte deprem maalesef ki deprem sebebiyle bir ara verdi.
geldik. Şimdi tekrar üniversiteler fiziksele dönünce geçen hafta 9.sunu yaptık şeyde. 9. Üniversitesi'nde. Wow. Çok keyifliydi. Nasıl çok geçiyor? Güzeldi. Gençlerin tepkisi nasıl sana? Valla Allah'tan ben zamanında o potları kırmışım da. Unutulmuyorum. Ama yani gerçekten böyle mu? Şey tarihe şey olacak potlar ve evet. Viral olacak kült, capsler. Kült potlar yani onlar. Çok güzel gaflar. Bu kuşum aydındaki bu maymun ne? Bu ben. O da 1990'da mi? Sahneye çıktığım hali. Ama evet. Gaf gibi de kötü değil. Kötü anlamda yerinde. Bir pot değil ama yani. Evet. Komik. Evet. Ben daha büyük bekliyordum. Merak etme yeterli durmuşsun. Tatlı bir şey var orada. Kelime şakası da var aynı zamanda. Tabii. Kaç yaşında ilk milyonun? Futbolda. O da ben de çok severim kelime şakasını. Mesela bir uçak kaldırmayla ilgili bir şey var. Kaptanlarımız birlikte göreve çıktıklarında uçağı birisi kaldırıp diğeri mi indiriyor veya kaldıran mı indiriyor? Evet, hosteslere. Döndürüyor musun videoları? Onlar hepsi şöyle ki şimdi kafayı değiştirdi. Şey, bak, kendi kariyer yolculuğumu anlatıyorum. Fakat her hikayemi o benim işte o senin kült dediğin görüntülere bağlıyorum. O zaman da bayağı komik bir şey çıkıyor ortaya. Peki biz üniversite öğrencisi değiliz ya da halk bunu yani gidip de bir tiyatro salonunda ya da başka bir yerde izleyemeyecek mi? İzleyecek. Onun daha çalışmasına girmedim. Ama şimdi ilk başladığımda daha başka bir şekilde başlamıştım. Şimdi olay tamamen değişti. Yani İçeriği de mi biraz değiştirdin? Anlatım tarzım evet hepsi değişti. Ondan sonra şimdi artık yani gişeliğe ya da işte neyse başka türlü herkesin seyredebileceği şekle geçeceğim. Şey de olsa sonra keşke. Buradan duyun ha beni. Netflix'e söylüyor. Buradan duyun ha beni. Yani şey bir platformda da çok güzel olur sonrasında. Böyle bir biraz... buçuk saatlik bir programla Cem Yılmaz'ın Fundamental'ları gibi falan. Çok güzel olur bence. Yani daha o kadarlık değil. Bir de şimdi birazcık ekmeğini yiyeyim de sonradan. Tabii. Doğru. Zaten en son aşama. Ben bismillah. Ay niye şimdi Sabah Hanım deseler ki şöyle 5 milyon dolara bunu yapar mısınız deseler yapmaz mısınız? Ha, ay mesela, ben niye hep küçük düşünüyorum ya? 5 milyon, koskoca Sabah Tümer'e ne diyecekler? 150 bin liraya mı diyecekler? Bugün biz 150 bin liraya iş yapmıyoruz. Ben şimdi yani. Doğru ama benim. Edip yani. Ben zarfla geldim. Televizyonla ilgili bir şey yok mu? Herkesin televizyon, en çok merak ettiği şey. Televizyona bu sene dönüyorum. Ne oldu? Gerçekten çok güzelmiş. Evet, çok güzel kararımı haber. Verdim. Buradan dön. Ben de duydum. Belli mi kanal programı? Hayır, içerik. Sadece karar. Yani ben dönmeye niyet ettim. Ha, niyet var yani. O da bir başlangıç şey. Bir şey söyleyeceğim. Bizim programımızı seyreden çok fazla yapımcı falan var. Ki. Yani böyle inanılmaz şeyler olabilir sonrasında. Tabii ki hayır. Yok yani daha önce şey yapmıyordum. Gerçekten istemiyordum yani. Çok yorulmuştum çünkü. Ancak 5 senede ancak dinlendim ben ya. Ondan sonra ama şimdi bu sene sıkıldım artık. Böyle bir üretme ihtiyacım var. Bir şeyler yapmak. Aynen. Hissiyatı. Onun için de bu sene inşallah dönüşeyim. Sabah Hanım sizin burcunuz ne? Çok özür dilerim. Yay. Evet tabii işte işle mutlu olan. Ben şey diyordum olur. Yani benim temennim hani gece inşallah bir program olur. Ben de onu istiyorum zaten. Gece olsun değil zaten. Ya. Gece olsun aynen. Böyle haftada bir de olabilir. Sen çünkü çok iyi olur şahane. Ben sana söyleyeyim. Haftada bir olacak. Bir bunu yaz bir dakika şimdi. Ha, söyle sen yapımcılara söyle. Yapımcılara. Haftada bir olacak. Haftada bir. Ama haftada yani 3'ü çıkartabilirim yani ruhen. Hı-hı. Ama 5'i... Çok yani büyük bir para vermeli. 5 için gerçekten aynen. Tavana vurması tabii, tabii. Lazım. O 5 milyonu bir doları görmek istiyorum. Bölüm başı 100 bin dolar. Aa, para mesela. Konuşman senin peki şu ama an... çok güzel paralar bunlar. Çok... Şey çekiyorum şu an. Ha. Bu dönemde ha. Öyleymiş ya iyi konuşacak mısın bir şekilde 7, karşına 7, geliyormuş. 7-7 oldu. 5-2-0. Aldım kabul ettim. Oldu. Biz olumlamalarımızı yapalım da. Yeni öylesine... moda şeyler çıkıyor. Aldım kabul ettim. Sen peki böyle spiritüel şeylere de çok meraklısındır. Ezelden beri böyle gidersin eğitimlere falan filan. Evet. Onlarda en son durumun nedir? En son ne yaptın koptum. Mesela? Koptum. Koptun mu? Koptum. Şöyle ki çok eğitimlere falan gittim. Evet. Ama onları ama bir... tasafis varmış dermiş. Ya tasafis o değil de koptum dedim. Şu anda herkes bir şey çıkartıyor. Evet. Yani bir 7-7 çıkıyor. Bir aldım kabul ettim çıkıyor. Bir başka bir şey çıkıyor. Ben hani o her çıkanı da pek şey tamam. O enerji lafının bir boku çıktı durumu evet. Var ya. Bence bir de bu. Benim gözlemlediğim şey şu. Enerji lafını konuşanların da enerjisi çok bozuk. Evet. Evet. Yani. Bir inandırıcılığı evet, yok. Evet yani bir şey olmaya başladı. Şarlatanlık gibi olmaya başladı bu. Yani içsel olarak tabii ki yapman çok başka da yani her çanak alan, dan vuran, her bir şey yapan spiritüel uzman oldu.
Bunun gerçekten bence gerçekten yani sen nasıl bir make-up artistsin? Sinirlenmiyor musun ya? Bu evet. Buna olur mu bu ya? Bunun bu şarlatanlık diyorsun. Asıl yapanları bunları görüp ne yapıyorsunuz kardeşim falan diyorlar. O yüzden bence. Ben de sizle aynı şeyi düşünüyorum. Mesela yani. Dövme yaptırdım ben maalesef 7-7-7 5-2-0. Ama yaptırmamak gerekiyormuş. Onu sonra öğrendim. Vücuda kazanmak gerekiyormuş. Ben de bir kere yaptırdım öyle saçma bir dövme. Sonra sildirttim. Zaten yavaş yavaş gidiyor. Hep çamaşır yani suyunda zaten ederim. Değil de benimkisi öyle. Benimki de öyle bir saçma sapan bilmediğim bir şey yaptırdım. Evet. Böyle şeylere çok araştırmadan yapmayın. Size ne iyi geliyorsa onu yapın. Dua edin. Herkes böyle yapın. Bir felaket tellallığı. Zaten o kadar geniş konuşuyorlar ki. Evet. Muhakkak ki birilerini tutuyor. Evet. Öyle bir şey o. Yani doğru. Ben de şu anda önümüzdeki ay neler olabileceğine dair bir şeylerde bulunabilirim. Zaten herkesin başı. Yani kesinlikle. Kahve falan da aynı şey. Aa devletli işin var atıyorum. Bir mahkeme var. Yani hep genel bir kalp görüyorum. Tabii tabii. Uçak yolculuğu var ama uçakla falan gibi aynı şeyler. Tabii. Çok ucu açık yani ve olabilecek şeyler. Genç kadına bakıyorsan bir kısmet görüyorsun. Kesin. Yol görüyorsun tabii, yaz geliyorsa falan yani. Aynen. Tabii kış sayıda kalacaksın. Bu arada. Evet kitap onun devamı yazdı. Gelecek mesela. Onun devamı daha o kafaya gelmedim. Ondan sonra yani alın o bir tanesini de okuyorsunuz. Aynen. Bir yani bir tane o başka bir mod gerektiriyor. Ben mesela bütün bu enerjilerden öğrendiğim şeyleri üzerimde uygulayıp çünkü o dönemde çalıştığın için uygulayamıyorsun. Hı-hı. Rating kavgasına giriyorsun. Hı-hı, bilmem neye giriyorsun falan. Hani onu tam içine sentezleyemiyorsun. Sonra kitabı yazarken bunları uygulamaya başlayıp da o kitabı yazdım. Hı-hı. Son o kitabın üstüne şimdi pandemi geçti. O geçti bu geçti. Nerede arayacaksın mutluluğu? O da doğru. Bir de şu an Türkiye'de birine mutluluğun şeyini yapmaya çalıştığın zaman herkes barut gibi. Evet. Hani kimseye ne iyi ne kötü bir şey söyleyemiyorsun bu dönemde. Evet. Herkes barut gibi. Yani bu sabah gelirken 4 tane kavgaya şahit oldum ben mesela. Ama böyle bir dönemmiş. İşte onu da birazcık sakin geçirmek gerekiyormuş. Evet. Onun için tekrar kitap yazmak için o bambaşka bir konsantrasyon istiyor. Çünkü deli iş. Çok yani. Zor evet. Ya. Çok zor iş. Ben de düşünüyorum. Mümkün değil. Oturup kitap yazmayı düşünsene. Ben yazamam. Ben de kağıt kalemle yani. Yazıyordum. Öyle mi? Bilgisayarda falan değil. Eski kadın. Bak. Ben yazsam benden ancak Ayşecik tatilde çıkar. Hani başka hiçbir şey çıkmaz. Bende de Cinali. Kağıt kalemle yazıyorum. Ondan sonra böyle fotoğrafını çekiyorum. Şaka edit şeye göre tabii. İnanılmaz mı? Tam bir eski. Bir şey yapalım. Ben çünkü çok bölünüyorum. Makyajı yapalım. Ha. Ondan sonra tekrar konuşalım. Öyle tamam, yapıp bitirelim olur aynen. Mu? Tamam sus diyorsunuz. Hayır yok. Şey yapalım. Hayır. Evet yani konuşabilirsin ama buralar yayınlanmayacak. Bir sabah tümer makyajı yapıldı efendim. Evet. Nasıl hissediyorsun? Ay şahane. Özlemiş misin? Kendimi hatırladım. özümü dermiş böyle. Ama ya, benim için budur işte sabah tümer makyajı. Evet, evet. Şimdi sabah tümer stil diye bir şey vardı makyaj hakikaten yani içler dolu bir çerçeve var. Şöyle smoky göz evet. Falan. Yani çok yakışıyor sana. Ve bak mesela şimdi hazırım ya. Hı-hı. Şimdi her gün program yapıyorsun ve her gün bir şekilde saçın yapılıyor, makyajın yapılıyor falan. Hı-hı. Ve son derece fresh, güzel bir kıyafetine çıkıyorsun. Hı-hı. Şimdi evet onun için ben çok geziyordum. Evet. Hani bu bir görülmeli yani daha da. Kesinlikle aynı şey düşünüyorum. Bir sokağa çıkmalıyım, bir gezmeliyim falan. Şimdi devamlı her gün mesela bir makyaj olsam hep gene bir daha şey olacağını. Şimdi mesela dizi seyretmeyi tercih ediyorum makyaj. Doğru. Kendi makyajımla uğraşmak. Gelirim zaten böyle yapamıyorum. Yapayım yine. Gelirim. Ay gel hayatım. Çok pahalandım. Yalan söylüyorum. Gerçekten. Yok. Diyecektim. Benim sepetim sana olur. Her zaman. Ay canımsın. İstediğin zaman senin kredin. Biliyorum pahalı olduğunu cebimizde şeyle seçkinin de birine ilk defa ben sen ne zaman istersen ben makyaja gelirim ya dediğini ama, duydum. İlk defa. Güzel bir insan. Aşkımız peki. Hadi. Buradan sorular, hızlı hızlı bir şeyler sor. Mesela en çok hangi ünlü isimle röportaj yapmak seni heyecanlandırdı ama yapmadın o kişiyle daha. Ha mesela, daha yapmadım. Ay ne bileyim ben. Herkesle yap ya burada çok insanla yaptım. Şimdi, ama şimdi mesela yenilerden düşünebilirsin. Şu anda mesela şeyi çok bir program yaptığımda ilk konuk olmasını çok isterim mesela Mert Ramazan'ın Yalı Çapkını. Yalı Çapkını. Yani tanıdığımız arkadaşlar var. Onların ortak arkadaşları. Siz zaten program yaptığınız zaman tabii ki bize ihtiyaç var. Keşke bize de gelsin. Ha, böyle bir gelir misin? Çok tatlı bir enerjisi evet, var. Evet. Ya biz aynı şeyi düşünüyoruz. Evet, şey yapmak istiyorum. Hani böyle bir o şey duygusu var sizde artık yayıncısınız. Bu karşıdakini daha iyi tanımak bir evet. Deşmek derken kötü manada değil yani böyle daha iyi anlamak falan. O çocuk böyle bir gelsin bir bakayım. Çünkü o kadar gelmiş. Mesela çok uzun zaman son yani yıllarca 25 sene neredeyse program yaptım. Bir kere şey gel ve herkesi döndürüyorsun yani senede iki kere gelen tabii, var. O 25 sene içerisinde devam değişmiyor yani. Ve hep aynı şeyleri konuşmak zorunda kalıyorsun ve aynı efektleri veriyorsun. İlk defa Allah'tan ben unutkanım ya. Gerçi... Unutma aynı şeyleri.
öyle soruyor mu sana geleni? Hayır, o bir cevabı mesela anlatıyor. Ben aynı efekte şaşırıyorum öteki senede. Bir de senin şaşırmaların vardı. Gerçekten ama şaşırıyorum. Sonra diyorum, ay galiba bunu bana anlatmıştı ama neyse falan yapıyorum. Mesela şey gelmişti, Levent Yüksel gelmişti. Bizim anlat, benimki. TV, sen yoktun. Hı. TV8'de yapıyordun. TV8'de yoktun değil mi sen? Onda neyse, götürme kalktı, ne yaptıysam bir olmamışım. Orada Levent Yüksel gelmişti. Bak nasıl, biliyor musun? Levent Yüksel'i sarılacaktım. İlk defa geliyor ya, yeni bir insan keşfediyorum falan. Aynı sarılacaktım adama yani. Ne güzel işte. O çok güzel. Onun için böyle bir yenilik istiyorum. Ama bir sürü de oyuncu var artık Mert Ramazan. Tabii tabii. Yani. Şimdi aklıma o geldi. Evet. Çok var. Ben hemen hemen her diziyi seyrediyorum abi. Gerçekten mi? Hani Kırmızı Kerbet'i izliyor musun mesela? Ben de izliyorum. Tabii ki. Ben şey, Müjde vardı da iki hafta önce bizde. Ay çok şekerdi Müjde. Onu çok eski tanıyorum. O kadar uzun zamandır koptuk ki Müjde'yle. Çok tatlı. Hatta çok sevindim. Onu da konuk alabilirsin başladığında. Evet. Müthiş olur mesela. Gerçekten. Şahane olur. Olur. Ben şimdi burada bir yazılan bir şey var. Anekdot var. Ben bunu hatırlıyor gibiyim de ama yalan da olabilir bu. Evet. Neymiş? İnanılmaz bir doğum günü partisi verilmiş. Evet. Ama çok büyük bir doğum günü partisi verilmiş galiba. Benim gibi biraz detay verir misin Fezicim mesela? Yani işte atıyorum. Nasıl büyük? Dansçıların olduğu, pastaların geldiği, içeceklerin su gibi aktığı bir doğum günüymüş. Daha da... Su demişken bir yudum evet, su içeyim. Teşekkür ederim. Bak çıkarttım şeyini, ürün yerleştirme olmasın. Ha, kimsenin aynen. Bedava reklamı. Bir şey değil mi? Bakın bunu da çöktü. Şuraya tabii. Bakın. Çay burada gariban iple kaldı böyle. Yani biz mal gibi koyalım bunları öne her şey. Ben tabii. Ters çeviriyorum ters be. Ters çevir, ters çevir. Gerçi Mario'ya ben reklam yapsam ne olur, yapasam ne olur. Neyse bir dakika, doğum günü ne oluyor? Doğum günü. Evet. O doğum gününü siz mi organize ettiniz? Size arkadaşlarınızın yaptığı bir sürpriz o miydi? O doğum günü bana sürpriz bir partiydi. Hı-hı. Yarı sürpriz yani, sonradan öğrenmiştim ama artık. Yarı sürpriz bir doğum günü sürpriz partisiydi. Sürprizdi. Oradaki neyi merak ediyorsun? Yani şimdi böyle kendi üstüme almış olmayayım, burada ekibimiz var sağ olsun evet, bir şeyler yazıyor ama yani bayağı ünlüler falan gelmişti tabii ki. Kim gelecekti zaten? Şey varmış orada, çıplak garsonlar varmış, öyle söylediler. Kulağımıza yani... onlar geldi. Allah Allah. Şöyle bir şey... Ben biz niye davetli değildik? Her şeyden önce İlk soru yok. Ben anlamadım. Çünkü ben o gün çok hastaydım. Ve kendi doğum günüme serum alaraktan gittim falan. Yani. Bayağı ayakta zor duruyorum. Hatta pastayı üflesem de gitsem diye bakıyorum. O kadar mı? O kadar, gerçekten o kadar hastaydım yani. Dansçı arkadaş da meğer ben anlamadım. Çünkü pastayı getirdim. Meğer... Gogo boy muymuş? Şeymiş, üstü çıplakmış. He. Çocuğun başında bir papyon varmış. O kadar da ben değilmiş. Gerçekten garsonuz. Ben sonra gazetede gördüm. Öyle mi? Evet, onun bir çıplak... haberler vardı galiba değil mi? Öyle bir şey. Oradan hatırlıyorum da öyle bir. Çıplakmış diye. Ben bilmiyorum. Ben güzel bir yani şey, çıplak değildi yok, ama tabii. Üstü çıplaktı, papyonu vardı. Çok da hoştu, keşke o sırada görseydim. Nasıl böyle boylu poslu bir çocuk muydu? Ben öyle hatırlıyorum sanki. Tamam, sen uzun boylu mu seversin mesela? Yani bilmem, evet yani. Hani kaç santim daha bir benim biz... sorulara benzedi bu. 1.80 üstünün yani hoşlandı. Hayır öyle santim bakmıyorum. Yani öyle işte bir belli yani hep benden ya yani benden uzun olmaları normal değil evet, mi sence? Evet ama bazı hani böyle bir çok heybetli uzun boylu sever ya. Tabii kimi 1.90 ister, ha. Kimi 1.70 bana uygundur zaten der gibi bir şey ama bence 1.80, 2.3 bir, şey ya, öyle bir kıstası bir şey. Var mı? Ben 1.76 adamla da yani uğraşamam gibi. Valla yani öyle şey yapmıyoruz herhalde 1.75 falan herhalde vardır mı? Vardır 1.75'i gördüm. 1.90'ı da gördüm. Daha ne olsun. 1.90'ı gördüyseniz geçmiş tamam aslında. Herhalde 90'lı ya da belki de 84 müydü? İşte ben 86'yım mesela, oradan düşün. Kalk bakayım. Kalk bakalım bir boynu posunu verelim bir. Vardı işte bu kadar senden birkaç santim daha uzunluğu belki de. Daha ne yapıyor? İyi. Kıyafetleri mi? Yapıyor. Devam mı? Kıyafetleri yapmaya devam ediyor. Şahane şeyler yapıyor. Çok o yapıyor, ben ya. Giyiyorum. Ay çok da güzel. Sana çok yakışan şeyler yapıyor. Görüyorum. Evet biliyorum. Çok tam bizim tarzı. O Allah'tan marka, yapıyor. Satış vesaire devam her şey değil devam, mi? Devam. Dükkanı var şimdi. Markasının adı neydi? Flow by Eda Tümer. Eda'cığım.
Eda'ya da sevgiler. Ben Bebek'te, Bebek'te showroom'umuzda kardeşim. Aa öyle mi? Şahane. Çok hemen altına koyuyoruz direkt şeyini. Yapıyoruz bunu. Link verelim. Link verelim. Bir de şimdi bir şey var. Buyurun. Diyorsunuz ki elim ayağımı çektim aslında 5 yıldır bir şey yapmıyorum falan ama aynı zamanda da Sabah Tümer'in ikonik olan kahkahası NFT olarak satılmış. Ya evet sattım onu. İnanılmaz bir şey bu. Nasıl oldu? Nasıl al yani onu alıp yani nasıl alıyorsun onu NFT onu, olarak? Şey işte öyle bir şeyler yapıyorlar bilgisayarlarla evde, falan gitip bir şey olarak var, çok şeyleri hatırlıyorum. Gülüyor musun sen orada o adamın aldığı şeyde yani nasıl bir şey o? Ya yani kahkahayı satın aldı. Kahkaha şöyle ki o ben bir tane tweet attım ha 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 o kaç harf giriyordu oraya? 140 140 falan bir şeydi. Yok ya şeydi, şimdi hani. Parayı verip mavi tık alanlar biz varoş. Bilmiyorum ki. Mavi tıksız tık mı tik mi neyse onu tiksizler daha az. 41 karakter miydi? 40 karakter. Öyle bir şey miydi? Çok uzun tweet atmadım. O kaç tane karakterse ha 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 diye yazdım ben onu. Onu da İzzet aldı. İzzet Pinto almış. İzzet Pinto aldı. İzzet de yapımcıdır aslında. Yabancı formatlar falan o işleri yapıyor. Ondan sonra işte oradan al. Ya onu ben çok merak ettim. Şu oradan aldığımı 30-30-30 bağışladım. Onu soracaktım. Darüşşafaka'ya. Tohum Otizm. Tohum Otizm'e. Bir de Sabah Tümer Kahkaha Ormanı yaptırdım. Müthiş. Kahkaha. Ama şöyle ki. Ormanı yaptırttın. Şimdi anlatıyorum onu. Ormanı yaptırttım. Yani niyetim ormanın olmasıydı. Şeyde. Ve hani gözüken bir yerde o levha ki şey de olsun hani fidan bağışı çünkü benim için gerçekten çok önemli. Bir, birkaç tane öyle korum morum var benim. Ne güzel. Ondan valla ama şahane. Korum morum var. Var birkaç tane bir şeyler diye. Rahmetli annemin adına yaptırdım, teyzemin adına yaptırdım, kendi adıma yaptırdım. Hep böyle hani şey yapıyor, yani güzel. Onu seviyorum onu. Ondan sonra bunu da böyle hani Çeşme otobanına gözüken bir yere istemiştim. Ondan sonra öyle dedi işte temasta bulunduğum arkadaşlar. Sonra bir baktım eski yola yapmışlar. Ne olacak olsun. Olsun, tabii ki de olsun da ben dedim ki ama hani ibret yani bir görünsün falan evet. istiyorsun yani. Bunu şuraya alalım dedim yani hani o kadar para, 30 bin lira para verdik. Alabiliyor mu öyle yaptım? Tamam dediler. Bu sene hiç görmedim biz ben. Programı seyredenler lütfen. Evet, 10 bin fidan. Nerede benim ormanım? Ormanımı arıyorum. Kahkaha korusu. Ay gitsek de orada eğlensek değil mi? Ağaçlar gülse şöyle takır takır. Çünkü ben gidecektim orada kendim de özellikle bir fidan ekecektim, video çekecektim falan filan bir sürü şey olacaktı. Ama ormanımı bulamadım. Sabah Tümer ormanını arıyorum. Ormanımı arıyorum. Bilen duyan varsa alta yazsınlar ne istiyorlarsa. Kahkaha ormanım nerede diye. Lokasyonunu değiştirmek istiyoruz. Daha böyle girişte tam Çeşme'ye evet, böyle. Evet herkes görsün. Herkes bir fidan. Ya her şeyimiz toprak anadan geliyor. Bak demin enerji dedin ya. Doğru. Gerçekten ona teşekkürümüzü de bu şekilde sunabileceğimize inanıyorum ben yani. Peki şu an beğendiğin bir televizyoncu var mı? Televizyonda hiç izlediğin bir program var mı? Televizyonda program yok. Doğru. Ben de şöyle bir şey var. Ben mesela televizyonu nedense hava kararınca açıyorum. Böyle ben bir şey öyle. Var benim. Bende de şey var. Dizi film izleyeceksem gündüz hava kararınca kesinlikle. Ben de öyle. O hava kararınca mesela normalde mesela kaçırdım diyelim Yalı Çapkını'nı seyretmeyi. Ertesi gün Yalı Çapkını'nın saati. Bir de. Saat yani şaka yapıyorum da yani hani 8'se 8 mesela hani atıyorum 7.30'da falan başlıyorum. Ama o da bir şeydir ya hani o saatte rutin o işte tabii ya, rutin o. Dizinin akışının o saatte oluşu falan anlıyorum ben ne demek istediğini aşkım, aslında. Aşkım bir öteki türlü vakit de geçmiyor doğru, anladın mı de. Yani onun için bekle ki hani bir de çünkü şey evde oturunca bir yiyorsun da. Evet ya gerçekten. Çok iyi görünüyorsun valla maşallah. Gerçekten öyle maşallah yani. Yemeği önlemek için neyse o hava kararınca daha ziyade seyrediyorum. Program bilmiyorum yani yok benim seyrettiğim YouTube bir program. YouTube bakıyor musun? YouTube'a çok ender bakıyorum yani ancak hani öyle televizyonda bir şey. Televizyonda çok güzel bir köşededir sabahını böyle bir İstanbul manzarası. Ya manzarası hatırlıyorum galiba şeyden evet, bir fotoğraftan hatırlıyorum. Yani story'den falan bir şeyden hatırlıyorum galiba. Ondan sonra öyle yani. Başka kahkahasıyla bu kadar ünlü biri yok değil mi? Yok. Yok ya bir tek sizin o yüzden tabii yine Yüzüde Kasacı'dan satılar. Sonra ay var ay yok değil dedim Yüzüde Kasacı benden öyle benden sonra yok. Yüzüde Kasacı'nın bile mesela öyle şu an. Şarkıcı değil mi? Aa çok meşhurdur Yüzüde Kasacı'nın kahkahası. Çok eski. Yani. Anladım. Ama bu arada hatta bir şey ben konuk geldi. Etmiştim onu karşıya. Gülmüştük ama ben o kadar gülemiyorum yani. Ne olur bulalım. Yalvarırım. Bulursak ne olur. Ne olur.
çok özel bir konuğumuz vardı mesela. Rahmetli Seyfi Dursun oldu. Ya. Ben hem o zaman Huysuz Virjin'in de makyajını yaptığım için o gün geldiğinde onun da makyajını, sabahın da makyajını yapmıştım hatta. Çok da böyle ikonik bir bölümdü aslında. Çok hem komikti, çok eğlenceliydi hem de çok böyle hüzünlüydü. Çok. Böyle bir veda etti. Bir şey yaptı falan böyle bir gözyaşlarına boğuldu. Kırgındı da birazcık evet. Televizyona. Evet, kırgındı. Çok. Ondan, ama ondan önce de bir eğlendik, bana bir laflar soktu falan. Çok eğlenceli bayağı bir bölümdü. Çok güzel geçmişti. Mekanı cennet olsun hakikaten. Ve yine onun gibi çok özel bölümlerden biri Sezen Aksu'nun stüdyosuna gidilip bir program çekti. Aa evet, tabii ki, tabii ki hatırlıyorum. Tabii ki hatırlıyorum. Peki sonradan görüşmeye devam ediyor musun hala? Ediyoruz. Uzun zamandır arayamadım. Hatta geçen akşam Kenan'la beraberdi. Kenan'a söyledim ne olur Sezen'e gidelim bir akşam diye. Yani telefonla falan. Görüşürüz. Ama araya pandemi girdi. Şimdi ben çıkıyorum, ediyorum, istemiyorum kimseye. Yani gidip de Allah korusun yani. Joaquin Cortez'le anınız varmış sizin burada görüyorum. Joaquin Cortez'le hem de. Yani anlatılabilecek bir anı. Ha öyle mi? Onu saymıyoruz o. İspanyol dansçı bu arada Joaquin Cortez. Bilmeyenler şey yapsınlar diye. Joaquin Cortez'i bilirsin ya. Ay, tak, 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 tak. Flamenco'cu. Flamenco. Bilirsin seçkin. Ben hatırlama. Tanırım herhalde de bilemem. Tabii ki. Peki nerede size tanıştınız? Aşkım programda Türkiye'ye gelmişti. Doğru, bir şovlar bir şeyler yapıyorlar diyorlardı. İnanılmaz. Ay çok güzel. Ben zaten çok beğenirdim onu. Ondan sonra programa geldi. Bana bak dese ki. Evet öyle demiştin de zaten. Dese ki hani kalk sabah buradan gidiyoruz İspanya'ya beraber. Bak eve gidip valizimi yapmam yani. Ya. Hala mı? Hayır, şu andaki haliyle bilmiyorum ama o dönemde bak böyle bir şey. Bana dedi ki gel dans edelim dedi program sırasında. Kendi rating var orada değil mi? Dizlerim titriyordu, kalkamadım. Şaka yapıyorsun. Sabah Tümer'i bile bu kadar heyecanlandıran Joaquin Cortez. Neredeysen tekrar bir şey yap. Çok hoş adam ama galiba çocuğu mocu oldu. Ha, evlendi, baklandı mı? Markus peki, bir de Markus varmış. Hollandalı bir manken, bir de çok yürümüş size galiba. O çok yürüdü. Markus kim? Evet, niye? Markus Schakenberg. Herhalde. Bizim de var mı? O da CNN mi bunlar? Onlar hep CNN. Hatırlamadım. Çocuk da bayağı yürümüş. Koşmuş çok hatta. Koştu. Evet, niye ben cevap vermedin çocuğa? Bilmiyorum ya. Galiba o zaman benim hayatta başkası vardı. Hep öyle oldu. Öyle bir salak bir dönemdi. Hep öyle. Anladım ben seni. Onun için pas geçmişiz. David Beckham'la da bir durum varmış tesadüf ama galiba hiç karşılaşmadınız. Evet. David Beckham'ın kaldığı odada mı bir şey vardı? David'le biz aynı yatakta yattık. Nasıl ya? Victoria. Daha yeni fotoğraf koydu dün kadıncağız. Evet, evet. Haberi var mı bundan? Victoria'nın. Şimdi şöyle ki, öğrenecek şimdi. Victoria dinle. Aç kulaklarını dinle Victoria. Maldivlere gitmiştim. Dedi ki oteldekiler, sizden önce David Beckham buradaydı dediler. Aa nasıl kaçırdık birkaç gün arayla David Beckham'ı falan filan diyerekten. Neyse sonra ben pandemiden önce Katar'a gittim. Ondan sonra Katar'da tam otelden çıkıyorum, odadan çıkıyorum artık. Eşyalarımı falan toplamış. Oradaki görevli dedi. Ay dedi sizden önce dedi David Beckham bizim oteldeydi dedi. Hem de sizin odanızda kaldı dedi. Hem de. Artık tesadüf değil bu. Bu kadar ağlarını örmüş. Bence de. Yani Victoria çekil aradan. Ben de video çektim. Aynı yatakta yat. Yani, yemin etsem başım ağrımaz. Hayır ağrımaz. Doğru. Geçen de Dubai'deymişsin. Ne yaptın evet. Dubai'de? Dubai, Başak Dubai'di. Benim çok yakın arkadaşım var ya Başak. Ona kalmaya gittim. Çok evet. Olmuş. Nasıl oranın Dubai'de geçen hayatında bir alt üst ettiniz mi Başak'la? Bir ufak ettik. Güzeldi çok. Ben çok ilk defa gittim Dubai'ye. Evet ben ilk defa gittim. Çok başarılı. Biz beraber gitmiştik teyze, hatırlar mısın? Evet, Dubai'ye tamam. Ve ama çok eğlenmiştik. Çok uygundu. Şimdi yani uçak biletlerine bakıyorum. Los Angeles'e ben yanacak minlerle almışım. Çok iyi yapmışım. Bravo. Yay burcu işte. Arkadaşımın da evinde kaldım. Onun için gayet şey oldu. Müthiş. Öyle ağrınız. Şahane bir tatil. Biz de Dubai'de bizi izleyen fanlarımız, sevgililer, şeylerimiz varsa izleyicilerimiz buradan sesleniyorum. Dubai'ye gelmek istiyoruz. Bir 10 gün ağırlayın bizi, yedirin içiyorum. Artık şeyh mi olur, şey mi olur? Sabah Hanım biz Dubai'ye gittiğimizde bırakın daha YouTube'u falan hiçbir şey yoktu. Bize, yani şöyle söyleyeyim, gittik daha bismillah Dubai'deyiz diye fotoğraf koyduk. O zaman Snap vardı hatırlarsan. Snapchat vardı. Şöyle söyleyeyim, 10 kişi yazdı. Biz sizi gezdirelim, şöyle yapalım. Çok enteresan bir Türk crowd'u da var orada, kalabalığı da var. İnanılmaz bir şey var. Siz de bundan sonra gitmeden önce hani bir... Gitmeden önce söyleyeyim. Tabii tabii ben bir Dubai'ye gidiyorum, ne yapabilirim dediğiniz hemen an... geçmiş olsun. O zaman burada hiç yazılmayan bir soru. Ben kendime soruyorum.
Joaquin Cortez mi, George Clooney mi? Ay ne kadar havalı gidiyoruz, farkında mısınız arkadaşlar? Ama kim söyleyeyim şimdi, kahtalı mıçı mı diyeyim size? Olmaz. Şimdi bak hayatım, yani çok zor bir soru. Şimdi ne diyeceğim? George Clooney, başka bir George tane. Clooney, George Clooney. Tabii ki de George, adına hürmeten George'u seçersin. Ya, bütün dünya, bence bütün dünya tanıyor. Ben bir de komodo keyfini gördüm onu. Joaquin'i seçkin tanımıyor mesela. Bilmiyorum. Peki hiç yakalanmadığın ama ünlü bir beraberliğin oldu mu ünlü biriyle? Yakalanmadığım oldu. Ama o kadar şey değildi. Ünlü mü? Çok ünlü mü? Ciddi değildi. Evet, hayır. Ya evet, o kadar çok böyle hani şey bir şey yoktu. Brad Pitt mi o zaman, George Clooney mi? Ay Brad'le tabii ki. Ya! Öyle mi? Yok ya. Yanlı gibi Brad Pitt. Şeye üzdü, ne bileyim, üzdü o Angelina Jolie'yi. Ben birazcık şey, sinirliyim ona karşı. Ay kaç yıl ki adam yani. İşte ben böyle bir manyağım Sabah Hanım. Ben ay, onlardan şey daha fazla takılıyorum. Ay bir şey söyleyeceğim çocuklar, madem bu kadar şeye gidiyoruz, dünya serebilirim. Tabii tabii. Bir adam gittikçe yakışıklaşır mı bence ya? Değişik bir şey o. Çok bence o, bence o, onlar böyle içten içten oksijen alıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ya, böyle şeyler. Bilmiyorum, ne alıyorsa almaya hani devam etsin, bana da yollasın. Brett'cim. Şahane bir hayır. Zaten çok yakışıklıydı. Ama bence her yaşlılık daha da güzel bir şey kattı. Bak bizim Kıvanç da öyle. Evet, o da bizim Brad Pitt'imiz. Evet ya. Evet, o da bizim gerçekten Brad Pitt'imiz. Gerçekten. Hep çok güzel değil mi adam? Hep çok güzel ama şu anda Aşk-ı Memnu'yu seyret mesela değil. Ay, orada biraz daha toy çünkü, genç çünkü. Ama yani yaş aldıkça böyle bir daha da bir hoşlaşıyor. Ama Aşk-ı Memnu döneminde de Aşk-ı Memnu'yu izlerken evet, gözümüze bakan yakışık bir çirkin o zaman, bir şey hayır değildi durumu. Aşk-ı Memnu zamanında da çok yakışıklıydı evet, ama şu andaki yaş almış hali anormal bir şey oldu yani. Maşallah diyeyim. Evet, çok evet da severim. Allah mutlu etsin. Evet. Öpüyorum. Aynen. Evet, bu arada Başak Hanım da yani. Başak güzel de yani. Benim sorularım bitti vallahi. Neredeyse. Vallahi sayfalarca soruyorum. Marcus'tan girdik. Joaquin Cortez'e kadar söyleyemedim de. Ay çok havalı bir yayın oldu. Evet. Ama yani şimdi size kime yakıştıracağım? Evet. Kime yakıştıracağım? Çok güzel caps'ler ve şeyler çıkartacak videolar, malzemelerimiz var. Ben çok mutluyum. Vallahi ben geldiğiniz için bir kere çok mutluyum yani. Aynen. İyi ki geldin. İyi ki. Ben de çok mutluyum. Akşam işim var, bedava makyaj. Kim demişti, biri demişti ya hani, işiniz varsa bunlara makyaj yaptırın, sonra da işinize aynen gidin. Davete mi gideceksiniz, gece bir yere mi gideceksiniz? Gelin bize, bize kal diye konuk. Tabii çok ünlü ve havalı bir kişilikseniz. Gelin yapın makyajınızı, gidin. Güle çocuk güle. Böyle mis yapıyor. Mis gibi makyajımı oldum, çok şeker sohbet ettim, vallahi, hasret giderdik. Çok, çok güzel, güzel sorular oldu, sordunuz. Valla benim diyen benim diyen televizyoncu böyle çapraz soru soramaz. Ya çok bir bu tatlı tatlı Joaquin'den girdi. Bunu Sabahattin Ersel'e çıplak şeyden çıktı. Yavaş yavaş şey, küçük küçük bir test yükselttim. Çok küçük bir test yükselttim yoksa yani. Şahaneydi. Şahaneydi valla, ben gelirim gene. Valla ne zaman istersen. Bakayım be, benim ajandama bakayım da ne zaman şeyim var. Başka size aşk olsun. Doğum günü siz arayın. Her hafta geliyorum. Dükkan var Nişantaşı'nda, koskoca gelirsiniz. Seve seve. Ay şaka yapıyorum ya. Seve seve. Vallahi çok mutlu. Ama çok ben iyi size şu TikTok'u, YouTube'u açtıracağım. Ya ben size yaptıracağım. Ben şeyim yani bu konuda. Siz Shorts'ta şu bir kere şu kahkahayı bile duymak insana müthiş bir vallahi enerji veriyor. Çok iyi geldi şu anda. Gerçekten çok iyi geldi. Vallahi iyi ki geldiniz yani. Hakikaten. Bir de şey gibi. Bir bize kaldı daha sonra geldi. Önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte burada olacağız. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like bırakmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şöyle birazcık havalı bitirelim şey. Sabahın şöyle ha. Bir şey Beyoncé fanı yapalım şöyle ha. Oh.